Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım bu videomuzda gram altın, altın ons, gram gümüş ve gümüş ons analizi yapacağız. Ve sizlerle birlikte gramda ve altın ons'ta beklenti yerlerimizi, kritik seviyelerimizi bulmaya çalışacağız. Evet altın ons'ta arkadaşlar biliyorsunuz ABD'den gelecek 2.2 trilyon dolarlık teşvik paketinin hazırlığıyla ilgili beklentiler hala devam etmekte. Fakat Hazine ve e, Maliye Bakanı ABD Hazine ve Maliye Bakanı Steven'dan kötü haber geçtiğimiz günlerde geldi. E, bu da e, çok da kötü bir haber demeyelim de bu da e, paketin 2.2 trilyon dolarlık paketin seçimlerden sonra kalacağı yönündeki basın açıklamasıydı. Bununla birlikte altında e, stabil hareketler hala devam etmekte. Son videolarımızda altınla ilgili e, e, altın onsla ilgili Sıkışmanın devam ettiğini bildirmiştik. Bu da hala bu sıkışma bildirdiğimiz aralıklarda devam etmekte. Bizler için altın tarafında trend yönü hala yukarıdır arkadaşlar. Bunda bir herhangi bir değişiklik yok. Altında bizler için 1894 alttan üçgenin içinde geçen 1894 hala önemli hareketler burada devam etmekte arkadaşlar. Şuradaki 1894 önemli. E, yukarıdaki hareketlerin sıkışması e, artık 1933 e, seviyesinden e, daha altlara indi. E, bu seviyemiz bugün itibariyle hemen bakalım arkadaşlar. Bugün itibariyle yukarıdaki e, sıkışma aralığımız artık 1925 seviyesinden geçmekte. E, bugün geçtikçe her gün biraz daha aşağıya gelecek arkadaşlar. Yukarıda 1923-25 bunu birer doları birer dolar şeklinde aşağıya doğru sıkışma bu şekilde devam edecek. E, bu yukarıdan gelen e, düşen tren çizgimiz bu sıkışmanın üst tarafını bize belirliyor arkadaşlar. Buradan yukarıdan aldığımız bir tren çizgisi sıkışmanın bize hangi aralıklarda gelişeceğini belirtiyor. Bugün itibariyle 1925 seviyesinde bu sıkışma devam etmekte. Gün geçtikçe bu seviye daha da aşağılara inecek. E, alttan gelen Yükselen tren çizgimize baktığımız zaman her geçen gün bu tren çizgimizin de e, hareketini yukarı doğru sürdürdüğünü görmekteyiz. Bakın şuradan hareketleri görebilirsiniz. Sürekli bir yükselen e, çizgi şeklinde yukarıya doğru hareketlerini devam etmekte. O yüzden bu hareket burada sıkışıyor arkadaşlar. Şuradaki üçgen aralığı içerisinde sıkışmasına devam ediyor. Bizlerin takipte kalması gerekecek olan Aralık bu aralık çünkü bu aralık bize e, yönün ne tarafa yönlü olacağı yönünde bilgi verecek. Bugün itibariyle bu 1894 e, alt rakam yani bu rakam 1894 seviyesi kırılmadığı müddetçe e, yukarı yönlü hareketlerin hala devamı beklenebilir. Kritik seviyemiz 1908 arkadaşlar. Hemen şurayı belirtelim onu. 1908 kritik seviyemiz. Evet, tekrardan hareketlerin yukarı doğru e, devam edebilmesi için 1908 üzerinde kalıcılık şart, onun üstünde 1924 ve 1933 seviyeleri e, hareketin e, sıkışma alanlarını bize göstermekte. Şuradaki 1894 üzerinde kalındıkça da arkadaşlar hareketimiz yukarıya doğru 1908, 1924 ve 1933. Dirençlerine doğru e, yukarı hareketlerini devam ettirir. 1933'te arkadaşlar kuvvetli bir direncimiz mevcut. Çünkü artık bu 1933 direncinin de yukarıya doğru kırılmasıyla birlikte altınıza kırabilirse, yukarıda e, 1958 ve 1974 tekrardan e, yükseliş kanalının kapısını bize açacağından dolayı 1933 önemli. Şurası 1958 şu şöyle bir kanal olarak düşünebilirsiniz ee, Şuradaki bant aralığı da 1894 ve 1924 Burası da bizim için ikinci bir bant aralığımız e, şeklinde takip edebilirsiniz 1924 üstünde dediğim gibi 1933 ve 1955 e, bant aralıkları mevcut gram altında hemen bakalım beklenti yerlerimiz hangi yerlerde olabilir gram altında inceleyelim Gram altına baktığımız zaman 478 bizim için önemli dedik arkadaşlar. Ve 478 üzerinde tutunum hala devam etmekte. Şuradaki 478 gram altında önemli arkadaşlar. Bunun üstünde kalındıkça yukarıdaki yükseliş beklentisi gram altında 495 seviyesine kadar devam edebilir. O yüzden 478 üstünde kalan gram altında 495 seviyesi. Hala beklentimiz e, şeklinde hareketlerini devam ettirmekte. 495'i dikkatle sizlerle birlikte e, takibini yapacağız arkadaşlar. E, şimdilik gram altında başka e, kötü görünen bir durum yok. Kötü görünüm için ancak şu 478 kanalının altında bir kapanış gelmesi şart. Eğer böyle bir kapanış görevi görürsek de arkadaşlar o zaman 471... Ee, seviyesini gram altında takip edebiliriz. Fakat 478 üzerinde kalındıkça gram altında da gene 495 hedefi ee, dikkatten kaçmıyor. 495 ilk etapta takipte kalacağımız seviye olarak gözükmekte. Gümüş tarafına da bakalım. Gümüş bizler için ee, önemli seviyeler hangi seviyelerde? Sizlerle birlikte hemen bunları da bulmaya çalışalım. Evet, gümüş tarafına baktığımız zaman da arkadaşlar. E, Ons'ta bizler için artık 24.72 üstüne atabilmesi şart ki yükseliş tekrardan devam edebilsin. E, şuradan geçen 24.72 direnci e, gümüşte de yükselişin devamı için e, şart olan bir seviye diyebiliriz. 24.72 direncini eğer yukarı yönlü kırabilirsek arkadaşlar o zaman tekrardan 25.14 ve 2583 kanalını takipte kalacağız. Ama ilk etapta dediğim gibi 2472 artık bizler için bir direnç olmuş gözükmekte. Ve bu direncin de geçilebilmesi için 2472 üzerinde gümüş olsun kapanışlara ihtiyacı şart. 2472 üzerindeki kapanışlar tekrardan 24 2583 ve 25 14 dirençlerine doğru gümüşte e, hareketlerin yukarı yönlü yönlenmesine sebebiyet verebilir. E, 2472 altındaki en kuvvetli destek nerede görünüyor derseniz arkadaşlar 2472 e, altında en kuvvetli yükseliş desteği gümüşte 2394'te. Bakın şuradaki 23 94 seviyesinde. Evet 2394 2472 Gümüş Ons takip edenler için bir kanal ve 2472 üzerinde 2514 ve 75 25, 83 de ikinci ayrı bir kanal olarak göze batmakta arkadaşlar. Bu kanal aralıklarını Gümüş Ons'taki arkadaşlar da takip etmesi gerekli. Gram gümüşte hemen bakalım gram gümüşte de evet 608 bizler için önemli bir destek e, şeklinde görmek, gözükmekte arkadaşlar. Şuradaki 6.08 yani bu 6.08 üzerinde e, gümüş gramın kalması tekrardan 6.16 ve 6.29 kanal aralığını çalışmasına sebebiyet verecektir. O yüzden 6.08 6.29 aralığı bir kanal. 6.29'un önemi arkadaşlar e, tekrardan yükseliş kanalına geçmesi demek. 6.29 üzerinde kapanışlar yapmayı başarabilirse de İlk etapta 6.29 ve 6.51 e, kanal aralığı tekrardan çalışmasına devam edebilir. 6.08 altında kalınmadıkça yukarıda 6.29 önemli bir direnç. 6.29'u yukarı yönlü kırabilirse de ikinci bir kanal aralığı olan 6.29, 6.51 e, kanal aralıklarına doğru gümüş gramı da tekrardan yukarı yönlü götürebilir. O yüzden gümüş gramdaki arkadaşlar... Dikkatli olsunlar 6.08 önemli. 6.08 altında bir kapanış gelmediği müddetçe yukarıdaki 6.51 kanal aralığına doğru gümüş gramda da hareketler beklenebilir. İkinci bir B planı arkadaşlar 6.08 altındaki sarkmalarda tekrardan 5.86 direnci de unutulmaması gereken bir direnç haline gelir. O yüzden bu 6.08 altında da 5.86 direncine doğru yeni hareketlere gümüş gümüş gramda e, gidebilir. Fakat 608 üzerinde kaldıkça bizim ilk etapta 629'un kırılıp kırılmayacağı önemli takipimizde olacak. Burayı da kırabilirsek 651 bant aralığı gümüş gramda işte o zaman açılır. Ayrıca biliyorsunuz Trump tarafından gelecek haberler de önemli. Trump biliyoruz bu teşvik paketini artık e, demokratların e, Piyasaya sürmesi yani bu konuyu gündeme getirmesinden dolayı rahatsız. Buradaki algıyı da kendi lehine çevirmeye çalışmakta. Bu algıyı da yani bu paketi ben buldum, ben çıkarttım şeklinde terse döndürüp tekrardan piyasaya sunmak isteyecektir. Yani bu teşvik paketi elinde sonunda ya Trump tarafından ya da demokratlar tarafından bir şekilde onaylanıp çıkartılacağını ben düşünmekteyim. O yüzden de altın ve gram tarafının hala güçlü seyri devam edecektir ve buradaki üçgendeki sıkışmanın yukarı yönlü kırılacaktır şeklinde düşüncem devam etmekte arkadaşlar. Evet bugünkü videomuzda bu kadar. Şimdilik haftalık kapanışlar sonucunda da gene daha detaylı daha güzel bir video çeker. Sizlerle paylaşırım. Videolarım hoşunuza gidiyorsa bir beğeni atmayı ve kanalıma abone olmamış arkadaşlar varsa da mutlaka kanalıma abone olmaya kendilerini bekliyorum. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.